Tembel insanlar. Evet. Tembel insanlar aslında tembel olmalarının yanında çok zeki insanlandır. İnsanlardır. Ben R'leri söyleyemiyor muyum ya? Söylüyorum değil mi? R. Evet, söyleyebiliyorum. Söyleyebiliyor muyum? Söyleyemiyor muyum? Biz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tembel insanlar, evet, çok zeki insanlardır. Kafaları rahatlık üzerine çalışır ve büyük buluşlar bulurlar. Aynı benim şu an yaptığım gibi. Mesela şu anda ayakta değilim, oturuyorum. Bakın, sandalyemin üstüne tabure koydum ve oturuyorum ama ayakta gibi gözüküyorum. Tembel insanlar zekidir. Ama tabii ki tembel olmaya gerek yok bu kadar da. Bugün tembel insanların bulduğu zekice, dahice buluşlara bakacağız. Gerçekten tembellik üzerine yapılmış ama dahiyane şeyler var. Neler mi? Gelin bakalım, tembel insanların salak olduğunu düşünen insanlara karşı tembel insanları korumak için yapılmış bir videodur bu. Tembel bir insansanız bu videoya like atın, destekleyin. Sizin sözcünüz olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi gelin bakalım. Mesela bu arkadaşımız nugget yapmış. Tabak temiz ekmek istemediği için buz küplerinin içine nuggetları doldurmuş, içlerine sos sıkmış. Ama dahiyane değil mi? Nugget alıyorsun, sosa basıyorsun, yiyorsun. Sonra bir daha yemek istediğinde yıkamana gerek kalmıyor tabak mabak. Alıp oraya koyuyorsun, tekrar yiyorsun. Nuggetlık gibi. Güzel, dahice, dahice. Gerçekten aşık oldum. Alkışlıyorum. Mesela bu adam kendisini güvenlik görevlisi kartonu koymuş önüne fakat arkasında uyuyor. Yani gördüğünüz zaman aa burada güvenlik görevlisi var, burada kötü şeyler yapmamalıyım, hırsızlığa gerek yok. Çünkü ayakta duran çok sert bakışlı bir güvenlik görevlisi varmış gibi gözüküyor ama o bir karton. Ya bilmiyorum, yerse. Buradaki köpeğimizin boynuna da şarj aleti takmışlar. Eğer birisi evde şarj aletine ihtiyaç duyarsa, üst kattaysa ve aşağı kattan birisi şarj aleti istiyorsa köpeğinizin boynuna takıp şarj aletini ona yollayabilirsiniz. Köpeğe çağırıyorsunuz, köpeğinizin adı neyse. Tabii bu biraz zorlu bir süreç çünkü bunun için köpeğinizi eğitmeniz lazım. İki katlı bir eve ihtiyacınız var. Hem zengin olmanız hem de köpeğinizin olması lazım. Köpeğiniz varsa bahçeye de ihtiyacınız var. Yani bunun için zengin olmanız lazım. O kadar da zekice değil bu. Burada laptop için speaker yapmış. Bildiğin laptop speaker gibi. Laptopun sesi alttan geliyor ya, içinden geliyor ya. Oralara bardak koymuş ve speaker yapmış. Güzel, bunu beğendim. Bu harbi dahici, dahili onayını aldım benden. Laptop speaker'ı, seni alkışlıyorum. Siz de deneyin, olacağını %100 garanti veremem ama bence olmuştur. Bu resim bana kendi küçüklüğümü hatırlattı. Kettle'ın içinde makarna yapıyor. Evet, yani adamın amacı makarna yapmak değil mi? 2 saat su ısıtacak, tencereye suyu koyacak, sonra yağını koyacak falan filan. Sonra tencere kirlenmiş olacak, sonra tencereyi temizlemekle falan filan uğraşacak. Ne gerek var? Bir kettle alın, içine yağ atın, sonra makarnayı koyun, üstten böyle dayayın. İçinde kettle'ın olsun, bence muhteşem. Yani sonuçta makarna yiyecek değil mi? Yani makarna yemek amaçsa bu doğrudur. Bu gerçekten çok dahice bir fikir. Kitabın her okuduğu bölümü için jelibon koymuş. Oraya okuduğu zaman bir tane jelibon yiyecek. Bence çok iyi. Eğer ders çalışmak istemiyorsanız kendinizi bunun için ödüllendirebilirsiniz. Her sayfayı okuduğunuzda bir tane jelibon atarsınız. Ve jelibonu çok seviyorsanız ne güzel. Ya çikolata. Kızlar için bence ideal. Ders çalışmak istemiyorsanız her okuduğunuz sayfa için çikolata yiyin. Ve sonunda şişman, inek bir öğrenci olabilirsiniz. Evet. Mantıklı. Bunu yapanın %100 Türk olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu deha başka kimseden çıkmaz. Muhtemelen serperken böyle şeyi balkondan. Sen nasıl bir dahisin? Sen nasıl bir kralsın? Elim ayağım titriyor. Bu zeka karşısında elim ayağım titriyor ama bence işe yaramıştır. Dahice. Süpürge onu tutacak, yukarı kadar çekecek, alacak. Alkışlıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan bana ulaş, seninle çalışmak istiyorum. Dahi bir adamsın. Evet. Kim demiş yatarken ekran yan gözüküyor, o yüzden dik bakmalıyım diye. Televizyonu yan çevirin ve siz de kafanızı yan koyun yatarken. Gördükleriniz size düz olarak gözükecek. Ya sen dahisin. Gerçekten seni alkışlamak istiyorum. Yatan yerdeki çıplak çocuk. Yüzüstü yatarken canınız bir şeyler mi içmek istiyor ama içemeyecek kadar yorgun musunuz? Bu dahi adamın izlediği taktiklerden izleyebilirsiniz. Yattığınız yerin altına bir bardak içmek istediğiniz şeye koyun, bir tane de pipet koyun, aradan pipeti çıkartın ve aradan için. Sen nasıl bir dahisin ki biz senin beynini üniversitelerde, okullarda boşa harcadık. Bu adamı direkt diplomasını verin, yollayın, üniversitede okumasına gerek yok. Yok.
Bir kral daha burada var. Elini yukarıda tutmaktan üşenmiş ve yukarıya tavana gidip bant yapıştırmış ve tabletini aşağıya doğru sarkıtmış. Kesin üniversitede ve üniversitede odasında böyle bir düzenek kurmuş. Uyurken bir şeyler izlemek için. Sana da dahi ödülü veriyorum ama çok zahmetli bir şey yapmışsın. Onun dışında farklı yöntemler de var. Birazdan göreceksiniz. Burada da köpeğini gezdirmeye üşenen bir insan görüyoruz. Tekerlekli sandalyesiyle köpeğini gezdiriyor. Bu bence kötü bir şey çünkü köpeğin canını acıtabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta yani bilmiyorum, ağırlık. Yürü işte salak. Niye köpeği zorluyorsun? Bunu ben eski videolarımın bir tanesinde göstermiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hoodie'nin önüne mısırı dolduruyorsunuz ve yiyorsunuz, bu kadar. Yani elinizde hiç mısır poşeti tutmanıza gerek yok. Hoodie'nizin ağzı içine koyun ve yiyin. Ama tek kötü yanı, hoodie'yi bir daha giymek istediğinizde kafanıza taktığınızda bütün saçınız yağ oluyor. Evet, eğer pis bir insansanız bu önemli değil. Mesela amcam hiç sorun etmiyor. Amcam pis insan mı? Bunu söylemek bana düşmez. Bu kadar dahice bir şey görmemiştim hayatımda. Gerçekten sen bunu yapan, bu resmi yapan, bunu çeken, bunu yapan sen kralsın. Mısır gevreğinin paketinden çıkarmaya üşenmiş. Mısır gevreğinin paketinin içine süt koymuş. Ve sonuçta ne oluyor? Kafasını dikerek, kaşık bile kullanmadan, kase bile kirletmeden mısır gevreğini yiyebiliyor. Sana kral demek istiyorum. Bizi yönet. Bu sefilliğe, cahilliğe bir son de. Mısır gevreğinin poşetinin içine süt koyan adam. Bu çok iyi ama, bu çok iyi. Biriyle telefonla konuşmak istiyorsunuz. Kafanızın üstünden, kelinizin üstünden telefonu şarja takmışken kulağınıza sarkıtıyorsunuz. Ve istediğiniz kadar konuşun. Düşmez çünkü kabloyla bağlı. Hem de telefonunuz şarj oluyor. Daha ne olsun? Bir operatörseniz bunu deneyin. Evet, dediğim yöntemlerden bir tanesi bu. Üste ne koymuş bilmiyorum. Muhtemelen laptop veya televizyon gibi bir şey koymuş. İki tane gitmiş askıyı almış. Askıları yan yana koymuş. Ortasına da geçirmiş. Dahice. Dahice alkışlıyorum mesela. Bantla yapılan düzenekten daha iyice bu. Tabii bunun için ranzalı yatağa ihtiyacınız var. O yöntem bu. Sinemaya abur cubur mu sokmak istiyorsunuz? Yanınızda bir kız arkadaşınız mı var? Ona hamile yapın. Evet, yanlış anladınız. Böyle yapacaksınız. Bir tane içine koyabileceğiniz bir daire bir şey kesin. Sonra kız arkadaşınızın altına göbeğine saklayın ve oraya abur cubur doldurun. Sonra girişte hamile, çıkışta çocuk çıktı. 9 ay oldu herhalde, sinemada doğurdu diyecekler ama olsun, mantıklı. Abur cuburunuzu yersiniz bu şekilde. Bu da Netflix için bir şey yapmış. Netflix'te profiller var. Mike'miş adamın adı. Normal Mike, bir de sarhoş Mike için iki tane profil oluşturmuş. Normal Mike bunları izler, sarhoş Mike bunları izler diye profil oluşturmuş. Üşengeçsin ama akıllıca, sarhoşken onları izlerim ben diyorsun. Ne izliyorsun ki bilmiyorum. Bu da muhteşem. Akıllıca bir şey. Gerçekten dahisin. Ayakta durmaya üşenen bir adam. Benim gibi, videonun başındaki hareketim gibi. Ama farklı bir şey. İçeride koltuğunda otururken yemeği izlemek için yemeğin başına telefon kurmuş. Sonra kendisini aramış Face ID ile. Yemeği telefondan izliyor, pişiyor mu pişmiyor mu diye. Gel bizim yönet ya, beni yönet ya, beni bu beyninle, bu zekanla beni yönet ya. Bu garip bir şey, bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Mesela sol resimde makyaj malzemelerinin resimlerini çekmiş. Fakat makyaj malzemelerinin resimlerini çekecek beyaz bir şey bulamadığı için, koyacak beyaz bir yer bulamadığı için kedisinin üstüne koymuş veya köpeğinin üstüne koymuş makyaj malzemelerini, öyle fotoğrafını çekmiş. Ah, bu kötü, bunu sevmedim, bunu sevmedim. Bu gerçekten çok iyi. Çim biçme makinesini dolamış iple. Çim biçme makinesi biçer. Derken ip de çözülüyor ve her yeri yavaş yavaş biçmiş oluyor. Gerçekten dahice. Sizin tek yapmanız gereken tuşa basmak. O yavaşça dönecektir. Böyle dönecektir. Yavaş yavaş. Ben niye çim makinesini tahlil ediyorum ki? Ama bir anda dönesim geldi. Oo, başım döndü. Bu çok iyi ya. Sadece iki parmağı gözüküyor diye ayakkabıda iki parmağını ojeyle boyamış, diğerlerini boyamamış. Ama mantıklı. Kimse bilemez ki, kimse göremez ki yani. Kime ne, kime ne, ayağımdan kime ne, iki parmağım gözüküyor. Olmadı, gerisi olmadı, biraz detone oldu. Yoksa çok iyi gidiyordum. Ama bu da dahice. İki parmak ojesi, bayıldım. Bayıldım. Ben de yapacağım. Eğer böyle bir ayakkabı giyersem. Bu da değişik bir kral. Yatarak internette dolaşıyor. Film falan izliyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Laptopu yan koymuş. Tabii koca televizyonu çevirmek yerine laptopunu yana koymuş. Bu daha da akıllıca. Yani kafan yan görüyor. O düz oluyor. Mesela şu anda ben yan bakıyorum. Ekran yamuk. Monitörü yan çevirirsem siz de beni yan görüyorsunuz. Mesela ben böyle durayım. Siz beni izlerken telefonu yan çevirin. Beni düz görecek. Tam
bir Türk işi ya. %100 Türk işi ya. Kumandasını kaybetti kesin. Kanalı değiştirmek istiyor. İki tane oklavayı birbirine bağlamış. Yattığı yerden tuşlara basıyor ya. Sen ne yaptın? Sen gerçekten bu beyinle seninle aynı dünyada nefes almayı biz hak etmiyoruz. Bütün insanlık olarak bunu bulan adam. Ama çok iyi. Gerçekten hoşuma gitti. Ben salak gibi kalkıp kanalı değiştirirdim. Tabii bazen böyle bir şeyler fırlatmaya çalışırdım tuşa. Olmaz. Bu da üşengeç bir adamın bulduğu. Pivetleri birbirine bağlamış ve oturduğu yerden içeceğini içiyor. Güzel bence. Ben şahsen beğendim. Baksana. Yanındaki arkadaşı pek mutlu değil gibi. Böyle ne yapıyor bu salak dermiş gibi bakıyor ama bu adam çok mutlu. Hiç kekliğini bozmadan ne güzel içeceğini içiyor. Sen muhteşem bir adamsın kral. Tabii böyle biraz şişmanlayabilirsin. Abi odanın ışığını kapatmak için kediyi kullanıyor ya. Gitmiş lambanın üstüne lazer tutmuş. Kedi oraya zıplayacak. Lazere basarken lambanın tuşunu kapatacak ve ışık kapanacak. Evet. Kediniz varsa böyle bir taktik deneyebilirsiniz lazerle. Evet. Yolu çizen bir adam yandaki ağacı kıpırdatmak yerine yolu yamuk çizmiş. Hani bu dahice mi bilmiyorum. Bu biraz bu bayağı bir üşengeç ve tembelci olmuş. Bu olmaz. Ama güzel. Böyle giderken makinayı böyle vıt vıt yapmış, yana çevirmiş. Burada da benzin almaya giden arkadaşına yardım eden bir adam. Ne gerek var arabadan inmeye? Camdan çıkar benzinimi kendim takarım. Parayı nasıl ödeyecek peki? Nasıl yakaladım ama mesela burada doldurdu ama parayı ödeyemem. Evet, en gördüğüm iyi taktiklerden bir tanesi de bu galiba. Saydam bir sehpanın üstünde kafasını koyarak bir şeyler izliyor. Ama şunu unutma. Ya o bu şekildeyken uyuyakalırsan? Uyuyakaldığında bir anda sabah uyanırken lok diye kafayı kaldırınca o sehpa kafanda kırılırsa ne olacak? Evet, yanlış. Muhtemelen böyle uyurken annesine söylemiştir. Anne ben böyle uyuyakalırsam kafamı kırmamak için bu sehpayı kafamdan çek demiş olabilir. Ama bu tehlikeli biraz. Evet, gerçekten tehlikeli. Bunu yapmayın. Asla yapmayın. Evet, bu tembelliğin alası muhteşem. Bayıldım. Yumurtalığa yumurtalık kabında yumurta koymak. Bu tembellik, bu bana benziyor. Ben böyle bir şey yapmış olabilirim, evet itiraf ediyorum. Üşenip yumurtalığa yumurtaları bu şekilde koymuş olabilirim. Üşengeç insanları sorgulamayın. Onlarla tartışamazsınız. Bu çok iyi ya. Hani her yıl saatler bir saat ileri bir saat geri alınıyor ya. Adamlar saati değiştirmeye üşenmiş. -1 saat yazmışlar saatin altına. Yani saati oradan hesaplıyorsun mesela. Şu an saat 10 değil. Saat 9 aslında. -1 saat. Ne gerek var ki saati değiştirmeye? Hocam bir saat eksi yazarım orayı yapıştırırız zorlu biter. Bizim sınıfta bir çocuk vardı, her yıl boyunca saati kendi değiştirirdi. Sanki çocuğun asil bir göreviymiş gibi her yıl kendisi o saati değiştirirdi. Bir saat ileri bir saat geri alırdı. Neden bilmiyorum. Çocuk bunu kendine görev edinmişti. Hala yapıyordur herhalde. Bu da sonuncu fotoğrafımız. Bunu yaptıysanız yorumlarda kendinizi ifşa edin. Bunu yaptıysanız 32 numaralı fotoğrafı tuvalet kağıdını ben böyle koydum diyorsanız kendinizi ifşa edin. Evet bunu yaptım. Ben de yaptım. Siz de yapmışsınızdır. Ben yaptım yani. Üşendim. Orayı yine tuvalet kağıdının da üstüne koyduruyor işte ya. Tuvalet kağıdı. Ve bunu yaptıysanız da videoyu beğenmenizi istiyorum. Evet üşengeçliğin alası ama zekice yani. Tuvalet kağıdı sonuçta duruyor. Ne gerek var oraya ben çıkarıp da takayım yani. Ben parmağımı tutarım. Çeviririm tuvalet kağıdını. Bu kadar. Bir kere aldın. Bir kere daha aldın. Sonra koy yerine. Bu kadar. Ben niye elimle tuvalet kağıdı açmayı gösterdim ya? Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanında çıkan videoları tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Tembel bir insan mısınız? Bu videoyu beğenin. Tembel bir insan mısınız? Bu yandaki videoları izlemeye devam edin. Tembel bir insan mısınız? Buradan kanala abone olun. Tembel insanlar tembelliğine ulaşacağı bir kanal buldular. Enes Batur abone olun.